Evet, bazı şeylerin kullanımı sadece bana ait şu an için. İzin verilmesi gerekiyor. Ondan sonra siz de kullanabileceksiniz. Ben şimdi kısaca şöyle çok fazla vaktinizi almadan, çünkü bazı şeyleri yapmamız lazım. Onları konuşalım. Şimdi öncelikle şu ayarları bir yapalım. Üst tarafta Second Life penceresinin sol üst tarafında ben yazıyor. Sanıyorum herkes beni duyuyordur. O ben kısmına girip tercihler menüsüne girdikten sonra genel sekmesinden ayar yapacağız. Bu arada beni duyamayan varsa diye şuraya da yazayım. Sohbet kısmına da yazayım. Ben menüsünden tercihlere gidiyoruz. Tercihlere gittikten sonra genel menüsünden seviyelendirilen içeriğe erişim istiyorum kısmından genel işaretleyelim. Evet. Bu arada arkadaşlar, yazdıklarım geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor hocam. Tamam. O ayarı yaptıktan sonra, o ayardan sonra genel sekmesinin 3 başlık altında sohbet var. Sohbet sekmesinden altta location kısmından tamam, yazdıklarımı Roza Elmanova'nın penceresine yazıyormuşuz. Şimdi genel pencereye yazıyoruz. Location kısmından göz at tıklayarak masa üstünü seçebilirsiniz. Bu ne için gerekli? Bu şunun için gerekli arkadaşlar. Kimlerle yazışırsanız o yazışmalarınızın kaydı tutulacak, bir Word dosyası gibi Notepad'e yazılacak onlar. Masa üstünde kayıtlı olacaklar. Bunların çıktılarını veya dosyaları e-mail ile sizden kaydedilmesini isteyeceğiz. Topluma hizmet hocalarınıza teslim edilecek. Bu arada benim avatarımın üstünde nickimin altında yazdıklarım çıkıyor. Sanıyorum oradan da okuyabiliyorsunuz herhalde neler yazdığımı. Herkesin yazdıklarını görebilmek için
Bunun için de bir ayar var. Yine tercihler kısmından sohbete gidiyoruz. Balon sohbetini tıklıyoruz. Evet, Rob Brook yapmış. Rodriguez de yapmış. Green de yapmış. Alessandro Moretti, Rosa Elmanova. Tamam, iyiyiz böyle. Bu arada kimlerin mikrofonu var. Kim sesli konuşabilir, kim konuşamaz. Hani kim yazacak, kim konuşacak onu bilelim. Hocam siz mi? Ömer konuşabiliyor. Hocam ben de konuşabiliyorum. Şimdi ben konuşamıyorum. Alessandro konuşamıyor. Kim konuşamıyor başka? Geliyor mu? Geliyor. Ben dinleyeceğim şu an. Ben dinleyeceğim diyen kim? Ses 1-2-3 deneme. Ses. Evet, geliyor beni duyan ses. var mı? Tamam. Duyan var. Konuşuyorsun ha. Senin sesin açık. Hocam Stefan Gilbert bloğa girerken sarı şeritler çıkıyor. Bir türlü ilerleyemedi. Günden beri orada kaldı. Ama ben sizi duyamıyorum ya. Konuşuyorsunuz mu bilmiyorum ama aynı durum bende de duyulmuyor yani. Konuşuyoruz. Duyamıyorsan şuraya yazalım. Duyamayan varsa Ama sesin geliyor. duyamayan varsa Hocam arada bir kurt sesi falan geliyor ama. kurt sesi uzakta, piknik alanında. Evet. Geliyor. Bu arada sarı çizgilerden ilerleyemeyen kim? Ben de hocam. Ben de. Stefan. Hocam Andy ilerleyemiyormuş, bana söyledi. Ha, dışarıda mıymış? Ben o zaman bir bakayım ona. Siz bu arada kendiniz şu an şunu söyleyeyim. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Her biriniz şimdi birbirinize yazılı mesaj yapın. Özel mesaj. Bu nasıl oluyor? Şuraya yazayım. AI yani anında ileti. Kişilerin üzerine sağ tıklayarak AI'yi seçerseniz buradan sadece o kişiyle özel haberleşirsiniz.
Hanginiz giremiyor? Andy ben. Andy hocam. Andy. Bir dakika. Bir de Stefan hocam. Bir dakika. Şimdi de ne? Giremiyoruz hocam. Ben girdim hocam. Hocam Stefan var bir de. Ha bir de o mu var? Tamam. Evet. Hocam ben sizi bu B kapısında bekleyeyim o zaman. Bekle burada. Tamam hocam. Hocam koşmayın biz koşmayın. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. Hocam ben o az önceki ayarların hiçbirini yapmadım. Mahmut duyuyorsan şeye tıkla bak. Nearby chat'e tıklamazsan hocaya duyamazsın. Nearby chat'e tıklaman lazım. Kanka duydum ben şimdi. Herkesi duyuyor. Tamam. Burada rahat anlaşabilmemiz için... sırasıyla veya söz verildiğinde konuşulursa daha iyi olur. Öteki türlü aynı böyle bir binadaymışız gibi hepimiz aynı ağızdan gürültü olur. Ve sistem kaldırmıyor tabii. Normalde bu kadar kalabalık bir yerde olunmayacağı için şimdi ekstrem bir durum yaşanıyor. Şuraya oturayım ben de. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Ben Andy, şu az önce yaptığınız ayarları ben yapmadım. Bu bir sorun teşkil eder mi? O ayarları sohbet kısmında yazdık. Bu sohbete tıklarsan o ayarların nereden yapılacağını oradan görebilirsin. Çok acil bir durum yok. Hocam orada şey yazıyor. Sadece belli bir grubun üyeleri bu alanı ziyaret edebilir yazıyor. Sohbet kısmında. Ha tamam. Doğru sen görmedin dışarıda olduğun için. Şimdi seni access listeye yeni koyduk. O zaman şöyle yapacaksın. Tekrar kopyalayıp yapıştıralım şimdi görsün. Tamam. Bu arada sorusu olan varsa alabiliriz arkadaşlar başlamadan. Yazılı veya sesli soru sormak isteyen, merak eden. Yani mikrofonu kulaklığı olmayan yazışarak bu işlemi devam ettirebilir. Sonuçta öğrencilerin de tamamında mikrofon olmayabilir. Çok şart değil mikrofon almaya. Gerek yok. Ama ucuz bir şeyler bulabilirsiniz. 10-15 liraya sanıyorum mikrofonlu kulaklık satılıyor.
Evet. O zaman şimdi arkadaşlar burası işte gördüğünüz gibi böyle dijital bir alan. Gördüğünüz gibi çok kalabalık olmazsa 2-3 kişi veya 4 kişi 5 kişi çok rahat bir şekilde sesli iletişim kurabilir. Diğerleri dinleyebilir. Normal konuşabilirsiniz karşılıklı. Onun dışında sohbet penceresinden genel herkesin görebileceği şekilde bir şeyler konuşabilirsiniz, yazışabilirsiniz daha doğrusu. Aynı zamanda sadece istediğiniz kişiyle sağ tıklayarak üzerine sağ tıklayarak bir şey yazarsanız sadece o kişiye gider yazdığınız. Şimdi burada bu alanda değişik materyaller yükleyeceğiz. Farklı farklı bölgeler var, farklı farklı binalar var. Bu binalara ikişer üçer kişi yerleştirmeyi düşünüyorum. Herkesin bir alanı olacak. Ben şimdi bugün size bir demo ders gibi, hani öğrenciler sizden neler bekler, onu bir demonstrasyon yapalım istedim. Kitabımız var. O kitabın son 3 ünitesini ben size vereceğim hepinize. 7. ünitenin konusu Superstitions. Buraya yazayım. Bu superstitions konusuyla ilgili, yani neler yapılabilir? En asgari boyutta ben şu anda burada hazırladım. Şu anda bulunduğumuz mekanda. Size birkaç tane örneklem yapmak istiyorum. Sağ tarafta, daha doğrusu şöyle ben ayağa kalkayım. Bunu da tabii kontrol etmemiz gerekiyor. Herkes de açılmayabilir. Ben görebiliyorum. Sizin bilgisayarlarınız açıyor mu? Ona bir bakmamız lazım. Şimdi şurada yukarıda benim yükseldiğim alanda şöyle birazcık yükseleyim. Hemen burada bir video screen'i var. Görebiliyor musunuz? Ona tıklayın. PowerPoint sunuları değil. Üst taraftaki. Yukarıdaki. YouTube açıldı hocam o mu? Evet, YouTube açılıyor. YouTube, evet. Evet, oradaki YouTube Superstitions ile ilgili yani ben YouTube'dan bir video buldum. Alt yazıları var. Tıkladığınız zaman ekran... Hocam ben de... Pardon. Hocam bu video kullanılıyor diyor bende ama... Tamam. Herkesin anında ekranda açılmıyor. Fakat onu da nasıl söyleyeyim? Sağ üst ekranda onu açılmayanlar odaya gelsinler. Direkt canlı göstereyim ben. Benim bilgisayarımdan. Yani burada böyle bir YouTube videoları var. Tıklandığı zaman açılan ve insanların izlediği. Bunlar o ünitenin, o kitabın ünitesinin konularıyla ilgili bir şey olabilir. Tamamen bir şarkı olabilir. Şarkının sözleri alttan devam edebilir. Veya bir İngilizce hikaye olabilir. Yine alt yazılı. Bu şekilde YouTube videoları kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bu videonun altında slaytlar var. Bu slaytlara şöyle odaklanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kalkmadan daha yakından görebilmek için alt tuşuna basılı tutarsanız, alt tuşuna basılı tuttuğunuzda mouse'unuzun bulunduğu yerde bir artı işareti ortaya çıkıyor. Şimdi bu alt tuşuna basılı tutarak mouse'unuzla odaklanmak istediğiniz yere tıklayın ve ondan sonra ileri geri yapın. Yani yaklaşıp uzaklaşacaksınız. Bundan çıkmak için de Escape'e basıyorsunuz. Bunu da yazayım.
Chica. Technology. Tell me how you use it. I'm constantly using it, definitely. Yes. He's more in a virtual world. I'm more in a, you know. I update all the time. I want to look at what's going on. The origin of the most popular superstitions. Opening an umbrella indoors is bad luck. Opening an umbrella indoors can still be considered dangerous today, but the superstition of bad luck came from the Victorian times. Umbrellas back then were built of wood, baleen, or metal frames, making them a much more heavy and clumsy mechanism. The bulky and sharp spokes were accurately far more dangerous as they sprung open like a large wheel of dull knives. Walking under a ladder. Originating from ancient Egypt, anything shaped like a triangle, such as the pyramids, were considered sacred. This was not limited to the triangle shape a ladder makes when leaning against a wall. Walking through the triangular gap was thought to trap the spirit of the individual within the powerful grasp of the pyramids. 7 years bad luck for breaking a mirror. In ancient Greece, analyzing one's reflection in a bowl of water was done to predict their future. Distortion in the reflection was thought to damage the soul. When mirrors were introduced, the unfixable breaking of a mirror was thought to disrupt a 7-year alternating cycles of health and sickness, thus cursing the individual to 7 years of disaster and grief until the soul can heal. The Black Cat. The Black Cat myth comes from many origins, but earliest sources come from ancient Egypt. Cats were thought to bring luck as well as to take luck away. When King Charles I's lucky pet black cat died, he bemoaned that his luck had left with the cat. The very next day, he was arrested and charged with high treason, causing the belief that all black cats were more unlucky than lucky. Unlucky number 13. Fear of the number 13 originates in Norse mythology when 12 gods were invited to dine in Valhalla. It was when the 13th god, Loki, the god of chaos, crashed the party and caused the death of one of the gods, Baldur. The story has been kardeşim yanlış yere söyledim. Herkes de. Evil number 13 has stayed. Sıkıntı yok ya. Biz çıkalım istersen. Saying God bless you after a sneeze. Bu akşam söylenen hiçbir şeyden nesil değiliz. Sneezing was thought to be the soul trying to leave the body. Saying God bless you would supposedly remind the soul to remain in the body until the almighty God was ready for it. The phrase became popular again during a bubonic plague as a sneeze usually signified that death of illness was right around the corner. Crossed fingers. Like many superstitions, the origins are up for speculation. One theory is that crossed fingers were a secret way for Christians to recognize each other. Another theory is that crossed fingers were used as a gesture to ward off witches and other evil spirits. A likely possibility is that archers would cross their fingers to pray for good luck before drawing back their longbows with those same fingers during the Hundred Years' War. Bird droppings on your head. Despite being crapped on, literally, it is a popular belief that a bird turd dropped from above is a sign of good luck coming your way. This is based on the belief that when you suffer an inconvenience, you'll have good fortune in return. One idea is that it's a sign of abundance of wealth coming from heaven. Third on a match. During World War I, it was said that if three soldiers lit their cigarettes, hocam ben açtım izleyebiliyorum, altyazıları da görebiliyorum. Tamam, güzel. İzleyemeyenler, dinleyemeyenler dediğim gibi bazı ayarlar gerekli. Bunları daha sonra konuşuruz. Şimdi buradaki amaç şu, hani böyle videoların olduğunu size göstermek istiyorum. Konuyla ilgili Superstitions videosu veya herhangi bir konuyla şarkı veya işte hikaye YouTube'dan faydalanarak koyabiliriz. İkinci bir şey, şimdi bu videoyu kapatalım. İkinci bir şey, masanın ortasında bir yuvarlak görüyorsunuz, yarım küre. O turuncu yuvarlığa tıklayın arkadaşlar. Size bir not kart gelmesi lazım.
Geldi hocam. Evet, o not kart. Tıkladığınızda bir not kart gelmesi lazım. Saklı derseniz evet. O not kart açılacaktır. Açıldı hocam. Bu şekilde not kartlar hazırlayıp öğrencilere verebiliyoruz. Bunlar okuma parçaları olabilir, sorular olabilir, vocabulary listler olabilir, bulmacalar olabilir, başka türlü şeyler olabilir. Yani böyle not kartları biz de hazırlayıp bazı objelere yerleştirerek öğrenciler tıkladıktan sonra onları görmelerini, okumalarını, bunların üzerinden alıştırmalar yapmalarını sağlayabiliriz. Buna imkan veriyor. Peki nasıl hocam? Siz onu Word'de yazıyorsunuz. Ondan sonra yüklemek istediğiniz bölgeyi gösteriyorsunuz. Ben de oraya yüklüyorum. Teknik detaylarını şu anda hani konuşmaya gerek yok. Daha sonra zaten anlatırım ben size. Tamam. Öğrencilere bunun gibi not kart siz de yazdırabilirsiniz. Yazma becerilerini geliştirmesine yönelik. Dersiniz ki siz de buna benzer siz de kendi not kartınızı yazın. Yine superstitions ile ilgili bir takım kelimeler geçiyor vesaire. Bu tür şeyler yaptırılabilir. Gördüğünüz gibi herkes not kart aldı sanırım. Yani burada bu masada benim size göstereceğim şey şu yan taraftaki video, onun altındaki PowerPoint egzersiz slaytlar var. Alt tuşuna basılı tutarak mouse'umuzu odaklanmak istediğimiz yere götürerek tıkladığımızda daha sonra mouse'un yuvarlağı ile yaklaşıp uzaklaştırabiliriz. Yani yerimizden kalkmadan çok yakından tam ekran görebiliriz. Slaytları veya videoları veya diğer resimleri veya etraftaki kişileri. Bunu göstermek istedim. Sorusu olan var mı? Gidebilir miyim? Yani burada daha çok chat odaklı. Fakat chat yaparken de işte yani bazı egzersizler, materyaller kullanılsın. Eğitim amaçlı Second Life'ın kullanımına bakıyoruz. Daha önce söylediğim gibi bu projenin esas amacı Avrupa Birliği projesi yapmak büyük çapta. Bu nasıl olacak tabii? Bizim Uludağ Üniversitesi'nden, Eğitim Fakültesi'nden bazı öğrenciler, İtalya'nın işte diyelim ki Floransa'da bir üniversitenin öğrencileri, Polonya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan vesaire ortaklar üniversite öğrencilerini bularak her ülke kendi kampüsünü oluşturacak. Diyelim ki işte bizim de Uludağ Üniversitesi kampüsü bunun gibi olacak. Onun içerisine bizler materyaller yükleyeceğiz. Ve böylece kültürler arası bir iletişim, İngilizce öğretimi alanı oluşturmayı planlıyoruz. Böyle bir şey. Şu anda bir pilot çalışma yapıyoruz. Evet, şimdi bir üst kata çıkalım arkadaşlar. İsterseniz beni takip edin.
çok yakınıma gelmenize gerek yok. Biraz uzakta da durabilirsiniz. Aşağıda kalan var mı? Bakıp geleyim mi hocam? Bir bak gel bakalım aşağıda kalan varsa. Herkes gelsin. Yoksa direkt ışınlayalım bu tarafa doğru. Tamamdır. Mahmut iki çay getirsene. Herkes burada hocam. Kanka uçmaya çalışan birisi var. Takılmış hocam. Escape'e basın. C'ye basın aşağı insin. burada uçmak için arkadaşlar uçmak için E'ye basıyorsunuz. E ile yükseliyorsunuz. C ile iniyorsunuz. Yön tuşlarınızla hani sağa sola gidiyorsunuz. O kadar. Sağ elinizle yön tuşlarını. Hocam koşmak için E'ye basıyorsunuz. Koşmak için arkadaşlar ileri tuşuna, ileri yön tuşuna çift tıklıyorsunuz. Bahçede bol bol deneme yapabilirsiniz. Şimdi burada da Superstitions ile ilgili resimler var. İşte kırık ayna, ondan sonra merdiven altından geçmek, dört yapraklı yonca, atnalı, kapalı bir yerde şemsiye açmak, kara kedi. Bunlar kitaplarda falan da geçiyor zaten. Bu resimlere dediğim gibi alt tuşuyla odaklayıp tıklayarak yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Burada vocabulary de öğretiliyor. Aynı zamanda okuma parçaları var. Şu sarı fonlu kısımda. Kim okur mesela? Şuradan Chloe Malvo okusun. Chloe kimdi bu arada? Begüm hocam. Begüm. Begüm. Duyuyor musun? Duyuyorum. Tamam. Mesela sen Superstitions Around the World kısmındaki ilk iki cümleyi oku. Superstitions around the world. You should never cover your bald head, otherwise it will start raining upon you. Evet. Biraz yankı duyuyorum ben. Bu sanıyorum hoparlör dışarı verdiği için mikrofona yakınsa yine aynı kendi sesiniz geliyor. Şimdi burada ne yapılabilir? Nasıl? 3 kişi yan yanayız hocam. 3 kişi yan yanayız ondan. Ha, olabilir. Şimdi burada ne yapılabilir? Ben bunu öğrenciye okutabilirim. İşte Begüm'e okuttum. Ondan sonra diyeceğim ki What happens in Afghanistan diyeceğim mesela. Veya what is the superstition in Afghanistan? What is the superstition in China? İlk başta bunu sorabilirim öğrenciye. Öğrenci gelip de buradan bunu bulup ondan sonra bana dönebilir demesi gerekir ki işte you cut off fortune so you shouldn't use scissors on New Year's Day. China'da bu oluyormuş gibi. Yani hem okuma becerilerini geliştirmeye yönelik hem bir de arayıp bulma yani bir sorunun cevabını bulmaya yönelik sorular sorulabilir. Bu tür parçalar, cümleler koyabiliriz bu alanın içerisine. Bunu şimdi size neden gösteriyorum? Sizden de isteyeceğim tabii 8. 9. 10. ünite ile ilgili bazı materyaller. Hani ben Superstitions ile ilgili ne tür materyaller koydum? Nasıl kullanmayı düşünüyorum? Onları bir örneklem yaptım burada. Öğrencilerle şimdi ben bunu nasıl kullanabilirim? O bunun gibi kullan. Diyelim ki öğrenciye diyeceğim ki Russian Federation'da nasıl bir durum var? O da gelip bu panoyu bulması lazım. Bu resmi bulması lazım. You shouldn't wash your hair the day before an exam. This is the superstition in Russian Federation demesi lazım bana. Bulup, alayıp, arayıp bulup bir oyun şeklinde
hem gelip okuyup İngilizce okuyup, bunlar çünkü beginner elementary, küçük öğrenciler, bunu yapması lazım. Onun yanında bir başka panoda da What are considered bad luck in your country? Bu soruları sorabilirim. Sözlü sorabilirim, yazılı sorabilirim. Ondan da sözlü veya yazılı isteyebilirim. Hani mikrofonu yoksa yazabilir. What are considered good luck in your country? What do people do for good luck in your country? Do dreams mean anything? Do you dream? Gibi şeyler sorabilirim. Do you believe in fortune telling? Gibi şeyler sorabilirim. Bunlar superstitions konusunun malzemeleri. Sonra kişiye sorabilirim. How superstitious are you? Sen ne kadar superstitious bir insansın veya batıl inançlara inanıyor musun? Var mı batıl inançların, yok mu? Gibi şeyler sorabilirim. O da biliyorum veya bilmiyorum gibi bana bir cevap verebilir. Bunların tabi hepsi bu şekilde mikrofonda gerçekleşebilir. Konuşmalı veya yazılı olarak. Yani mükemmel bir gramer beklemiyoruz burada. Ne sizden ne de öğrencilerden. Bu anlaşılsın, anlaşılma sağlansın yeterli. Burada o zaman gel şu testi, anketi çöz diye sol tarafa bir anket koydum. Herkesin ne kadar superstitious olduğunu, olmadığını ölçüyor. Burada sorular var. 8 tane soru var. Do you have a lucky number? A, B, C. Her bir soruyla ilgili A, B, C şık verilmiş. No, never. Sometimes I select a particular number. Yes, it's very important to me gibi. A, B, C. Sonra bu A, B, C'leri biriktirerek, sayarak en sonunda burada evaluation kısmı var. A'lar 0 puan, B'ler 1 puan, C'ler 2 puan diye. Bu şekilde panoda görebilirsiniz. Yine dediğim gibi alt tuşuna basılı tutarak oraya tıklarsanız mouse'unuzla yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz. 0-7 puan işte ne demekmiş? 8-15 ne demekmiş? 16-24 puan olursa ne demekmiş? Ne kadar superstitious'muş gibi böyle bir anket. Eğlenceli bir şey düşündüm. Superstitious konusu aslında sıkıcı bir konu. Zor da bir konu. Fakat ona rağmen bir şeyler yapılabilirin görsellerini sunuyorum burada size. Bunlar tabii ki benim tercihlerim ama siz çok daha yaratıcı, çok daha farklı fikirlere sahip olabilirsiniz. Şurayı başka türlü kullanayım diyebilirsiniz. Yani bunları karşılıklı konuşarak sizin ders yapacağınız veya materyal olarak kullanacağınız kısımları birlikte bu alanda kurabiliriz. Şimdi bu anketten sonra yine bir üst kata daha çıkalım, çatı katına. Dışarıya gidelim. İçeride kalanlar var yine. Hocam çağırıp geleyim mi? Yani olabilir. Arkadaşlar dışarı. Hoca dışarıda bekliyor. Hadi bakalım. Nitro Green. Nita pardon. Takip et. Tamamdır hocam, birileri düşüp duruyor ama. Evet, yani uçanlar yapışıyor. Şimdi burada da yine answer these questions. Are you superstitious? Do you believe in good or bad luck? Are superstitions scientific or
unscientific beliefs gibi sorular. Bunlar tabii siz daha farklı sorular hazırlayabilirsiniz. Bu soruları yazılı olarak veya sözlü olarak öğrencilere sorabilirsiniz. Onlardan alacağınız cevaplar müthiş böyle harika uzun uzun cevaplar olmayacak. Yes no cevapları olabilir. Olsun, önemli değil. Önemli olan onlara hani sorular sormanız. İngilizce yazılı olarak veya sözlü olarak. Yani en azından exposure to language olmuş olur. Burada yine bir aktivite var. Resimler, match the words or phrases to pictures var. Alt tarafta resimler var. Üst tarafta da kelimeler var. Coffee reading, magic ball, tarot, palm reading, astrology. Bunlardan hangilerini biliyorsun, hangilerini bilmiyorsun? Which of these do you know or you don't know? Which of these do you like or believe gibi sorular sorabilirsiniz. Hani hangilerine inanıyorsun, inanmıyorsun? Tabi matching yaptırılabilir. Şimdi kelimeler 1, 2, 3, 4, 5 olarak sıralanmış. Matching'de coffee reading, which picture diyebilirsiniz. Çok basitçe. Çok böyle müthiş gramer uzatarak değil de onların anlayacağı şekilde. O zaman first word, third picture gibi o picture 3 diyebilir. İşte magic ball, picture 2 diyebilir. Tarot, picture 1. Palm reading, yani el okuma. Bu arada tabi bazı sözcükler de öğrenmiş olur. Picture 4, astrology, picture 5 gibi. Hani böyle onlara kelimelerle matching yaptırabilirsiniz. Bu bir alıştırma olabilir. Yine arkadaşlar 7. ünitenin konusu superstitions'ın içerisinde astrology de giriyor. Burçlar giriyor. Star sign, horoskop gibi. Buraya da bir pano astım. Bu panoda what is your star sign diye sorabilirsiniz. Burada burçları öğrenecektir. İşte Aquarius, Capricorn, Libra, Scorpio, Leo, Pisces gibi. Yani bu burcu neyse sonra burcunu okutturabilirsiniz. Can you read diyebilirsiniz. Burçlar üzerinden konuşabilirsiniz. Annenin burcu ne? Babanın burcu ne? What is the star sign of your best friend gibi şeyler sorabilirsiniz. Bunları yine hep söylüyorum ama yazılı sorabilirsiniz. Böyle sesli yapılabilir. Sizin ve öğrencilerin ihtiyacına ve olanaklarına göre. Bu tamamen superstitions konusuyla ilgili. Bu kadar materyal. Yani burçlarla ilgili birazcık word'ler, birazcık matching, alıştırma, işte birazcık okuma. Ondan sonra bir anket, bir şey, eğlence, biraz chatting, biraz listening mümkün olduğu kadar. Böyle bir size demonstrasyon yapmış olayım. Bu arada uzaklarda uçanlar var. Diğer kısımda takılanlar var. Böyle bir ortam, böyle bir durum. Burada her türlü materyali yükleyebiliriz. Alanı gezmişsinizdir. İsterseniz şimdi yine ana meydana gidelim. Bu arada ışınlanabiliyorsunuz burada. Onun ayarını yapmanız gerekir. Bir yere çift tıklarsanız doğrudan oraya ışınlanmış oluyorsunuz. Tabii ki ayarlıysa. Diyelim ki ana meydana çift tıklarsanız oraya ışınlanırsınız. Bunun ayarını tabii benim size göstermem lazım. Ben diyelim ki ışınlandım. Bizde olmuyor hocam, sadece yürüyor. Tamam, ben size şimdi onun ayarını söyleyeyim.
Evet, ayarlarınızı yapın. Işınlanmayı deneyin. Yani şu karşı adaya doğru ışınlanmayı deneyebilirsiniz. Karşı adada çift tıklayıp ışınlanın, sonra geri gelin. Tamamdır hocam, şimdi oldu. Artık çok daha rahat. Çok fena ya. Bu alanda daha hızlı bir şekilde dolaşabilirsiniz. Şimdi bu alanda binalarımız var. Ondan sonra gördüğünüz gibi gökyüzünde de bir platformumuz var. Tam bu ana meydanın tam tepesinde, yukarıda. İsterseniz o gökyüzü platformuna çıkalım uçarak. Manzara güzel burada ya. Manzara, evet. Gelemeyenler var galiba. Onları nasıl alacağız? Onları Endi. Evet, uçuyoruz. Neredesiniz hocam? Uçuyoruz yukarıda. Gel 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 gel. Buraya gelin. Yukarı gelin. Yukarı 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 basılı tutun E'ye. Şimdi sağ sol yapın. Sağ sol yapın. Platforma takılıyorsunuz çünkü. Platformun altına takılıyorsunuz. Bu tarafa gelin. Gelin 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 gelin, tamam. Şimdi yukarı yükselerek platformun üstüne. Bahar gelemedi galiba. Onu da biz çağıralım o zaman. Işınlama teklif edelim. Bahar'a. O direkt gelsin. Bahar'ı nasıl görüyoruz? Alt tarafımızda konuş denen yerde kişiler var. O kişilere tıklarsak bu alandaki kişilerin hepsi ortaya çıkmış olur. Nita Green'e sağ tıklarsak Request Teleport, Offer Teleport var. Teleport gönderiyoruz. Tamam diyoruz. Onu da buraya çekmiş olacağız. Kabul ederse. Evet. Başka gelemeyen var mı? Bahar. Uçmayı. C'ye bas. C'ye bas. Kon. Basılı tut C'ye. Uçmayı öğreniyoruz. Tamam. Güzel. Bırak şimdi artık C'yi. Tamam. Herkes burada mı? Gelemeyen var mı acaba? Ben yine bakıp geleyim mi hocam? Hadi sen bir yardımcı ol sana zahmet. Şimdi ben de uyuş hocam, sağ ol. Şimdi burada da yine şu yastıklara oturulabiliyor. Otur dendiği zaman ne şekilde otursun onun seçeneklerini veriyor. Oradan seçiyorsunuz, istediğiniz şekilde oturuyorsunuz, yani istediğiniz pozisyonda. Kimse yok hocam aşağıda. Tamam.
Hocam buralarda yine video mu var? Evet, şimdi buralarda yine video ekranları var. Bu ekranları biz dolduracağız. Yani istediğimiz videoyu koyacağız. İstediğimiz görseli koyabiliriz. Yine karşı tarafa istediğimiz slaytları koyabiliriz. Konumuzla ilgili, ünitemizle ilgili. Bu yastıklara basarak değişik oturma şekillerini deneyebilirsiniz. Birçok objede oturduğunuz zaman seçenekler veriyor. Farklı farklı oturma şekilleri, farklı farklı kullanım şekilleri ortaya çıkıyor. Bunları deneyebilirsiniz yani. Normal sağ tıkladıktan sonra çıkan ekrana seçiyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Bu işin işte eğlenceli kısmı. Çünkü bizim 7. sınıf öğrencilerimiz her zaman masa başında ders yapmak istemiyorlar. Birazcık eğlenerek bazı şeyleri yapmak istiyorlar. Bu yüzden böyle bir durum. Şimdi böyle avatarları yatarken onlar hem avatarlarını görüyorlar hem video izleyebilirler. Hem slaytlara odaklanabilirler. Öyle bir değişik bir durum. Şimdi şurada hocam Andy'nin interneti koptu da. Tamam. Koptu. O tür şeyler de olabilir. Sizin bağlantınız kopabilir. Öğrencilerin bağlantısı kopabilir. Yani teknolojinin olduğu yerde her zaman bu tür aksaklık olabilir. Sorun değil. Şöyle bir teşekkür ederiz. Yer hazırladık. Buraya İçeriye birisini koymayı düşünüyorum. Öğrenciler yani bar sahibi gibi, bar işleten kişi ben olmuş olayım şu anda. Öğrenciler gelip işte burada kalıplar deneyebilirler. What would you like to have? I'd like to have a cup of coffee. I like milk. Can I have a slice of pizza? Gibi şeyler. What would you like to have gibi ben sorabilirim. Hani sizlerden birisi burada olabilir. Onu koyacağız buraya. Dolayısıyla bu barın sahibi o kişi olacak. Ve aynı zamanda kitaptan bir ünite ile ilgili bu karşıya video koyabilir. Diğer tarafa da slide koyabilir. Orada vocabularisini, alıştırmalarını yaptırdıktan sonra burada da canlı olarak işte barla ilgili bazı kalıpları öğrencilerle konuşarak veya yazışarak yani bir deneme yapabilir. Sol tarafta yine gördüğünüz gibi bir standımız var. Standın üzerinde elektronik aletler var. O elektronik aletler öğretilebilir. What do you see on this stand diye. İşte I see a computer, I see a cell phone veya mobile phone. I see a music box falan gibi. O tür şeyler öğretilebilir. Burada yine şu maymunun ayaklarının altında bir top var. Bu topla yine alıştırmalar yapılabilir. Colors öğretilebilir. Which colors do you see? What is your favorite color? Gibi. What's your mother's favorite color? What's your brother's favorite color? Gibi. Yani red, blue, orange, pink, grey vesaire. Bütün renkler, hani renklerle ilgili burada alıştırmalar yapılabilir. Bu arada Chloe gene uzaklaştı veya o da mı düştü, ne oldu onu bilen var mı? Bunun gibi aşağıda bayrakları görmüşsünüzdür, bayraklı alanı. Orada da mesela nationalities, countries öğretilebilir, alıştırmalar yapılabilir, konuşulabilir. Where are you from dedikleri zaman işte I'm from Spain. Bu arada siz hepiniz yabancı nick'i aldınız. Hepiniz düşündünüz mü nereli olduğunuzu? Mesela burada Mike Sullivan Toronto, büyük ihtimalle Kanada olması lazım Toronto olduğuna göre. Ondan sonra ben hiç düşünmedim onu ya. Onları İngiltere hocam. İşte yani onları kendiniz belirleyin, sonra sabit olun. Sizindeki her kim konuşursa konuşsun artık aynı cevabı vereceksiniz orada. Bir İtalyan isimli birisi vardı. Baldemarkluk, yani böyle sanki İskandinav çağrıştırıyor. Rodriguez ne acaba?
Rodriguez işte İspanyol belki olabilir. Belki Arjantinli olabilir. Yani kendiniz artık onları düşüneceksiniz. Bu gökyüzündeki standımız. Ders yapılacak yer. Bir de deniz altında var. Onu da şimdi gezelim mi? Vaktiniz var mı? Yoksa onu kendiniz keşfetmek ister misiniz? Hani benim size kabaca bugün göstereceklerim bunlar. Yarın öbür gün yine konuşuruz bazı şeyler. Okulda yüz yüze konuşuruz. Sizin şu anda merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. Avatarlarınızı değiştirebiliyorsunuz, üzerinde oynayabiliyorsunuz. Onları şu sol tarafta bir menü var. Erkek avatar kısımda. Orada kişiler, vampirler, klasik diye. Bakarsanız şeylerden, avatarlardan değiştirip yani seçip farklı bir avatarda seçebiliyorsunuz oradan bütün olarak. Var olan avatarlarınızın üzerinde de değişiklikler kılık kıyafette, görünüşte yapılabiliyor. Bunlar daha sonraki şeyler. Şimdi hazır olan avatarlardan değiştirebilirsiniz. Mesela Lauren'de de Nita'da da aynı avatar var. Sonra mesela erkeklerde de Rodriguez'de, Robbrook'ta aynı avatar var. Değiştirebilirsiniz. Hani birbirinizin aynısı olmamak için. Bu yan taraftan solda. İlk ben seçtim. O değiştirsin. Sol tarafta hazır avatarlardan seçip üzerine tıklayıp değiştirebilirsiniz. Çağlar sen misin değil mi? Değiştir onu. İstanbul. Orada yastığın üstünde oturan kim? Kesin Çağlar'dır o. Ha, evet. Roza Elmanova değiştirdi bile yani. Çağlar. Çok eğlenceli, güzel yerler var burada. Şimdi hepsini bu akşam size gösteremeyeceğim tabii. Ama siz istediğiniz kadar burayı keşfetmekte özgürsünüz. Ben bu akşam bir saat oldu bile. Daha fazla vaktinizi almayayım. Okulda görüşürüz bazı şeylerle ilgili. Cuma günü belki bir saatiniz daha alabilirim. Bu akşamlık hani benim İnternette 5 kişi girince yavaşladı. Evet. Normaldir yani böyle şeyler. Hocam öğrenciler ne zaman gelecek? Öğrenciler önümüzdeki haftadan itibaren artık zaten bu haftada girdiler onlar ama kimseyi göremediler. Şimdi ben yarın okula gideceğim. Önümüzdeki haftadan itibaren ciddi bir şekilde akşamları saat 5'ten sonra girmeye başlayacaklar. Yani öğrencilerle karşılaşacaksınız. Mahmut ben kıyafetimi değiştirdim. Duyamadım kanka bir daha sonra. Tek Mahmut'u duydum ya. Kıyafetini değiştirdi de onu diyor. Ha tamamdır eyvallah şakasına dedim ya fark etmez benim için. Sorun değil ya aynı olmayalım. Işınlama ayarlarını herkes yaptı mı? Yaptık hocam. Tamam. Herkes yaptıysa
O zaman şimdi şuradan karşı binanın çatısına ışınlanalım. Oradan da birkaç yeri daha görelim. Daha sonra ayrılırız. Alessandro Moretti. Gökyüzüne kendinden geçti. Evet. Şuare bak. Evet, şimdi o zaman şu çatıya doğru ışınlanalım çıktıklara. Hadi bakalım kim ışınlanıyor ilk? Ben sizi takip edeyim. Nereye ışınlanıyorsun hocam? Aşağıdaki çatıya. İçeri girdim ben ya. İçeri giren dışarı çıksın. Çatıda kalmadı. Hocam içeri ışınlandı. Yani pencereye tıkladıysa içeri düşer. Siyah yere tıklasaydı benim gibi tavana gelirdi. Burada herkes ben gibi şare. Tamam, problem yok. A binasının önüne gelin arkadaşlar. Nita. Şunladı. A binasının önüne gelin. Kimler yok? Nita Green yok. Ondan sonra Moretti yok. Yukarıda dua ediyor. Şimdi oraya ulaştı hocam. Evet. Şimdi onu bir çağıralım. Biz bir ona şey yapalım. Şuradan Alessandro Moretti'ye bir ışınlama teklif edelim. O da gelsin. Alt tarafta kişiler. Kişilere tıkladığımız zaman bu alandaki kişilerin listesi çıkıyor solda. Sağ tıkladığımız zaman ışınlanma teklif et diyorsunuz veya teklif istiyorsunuz o kişinin bulunduğu yere ve gidiyorsunuz. Hocam, şimdi bizim çağlar şu anda gelemiyor galiba internet yüzünden de orada dondu kaldı. Tamam, yani o çıkıp tekrar girebilir, problem değil. Şimdi bizim ana binamız A binası. Yani B binasında biz ben hani materyalleri yüklediğim için size oraya derslik olarak gösterdim. Bizim ana binamız bu A binası. Arkamda A binasına girelim. Hocam öğrenci işleri versiz. Evet. Şimdi burası danışma. Herkes girsin de. Burası danışma. Buraya hani düzenli aralıklarla birisinin oturmasını nöbetçi olarak isteyeceğiz. Gelip de bir şeyler danışan öğrenciler olabilir. Yazılı veya sözlü olarak. Onlara bilgi vermek amacıyla burada birisinin bulunmasını isteyebiliriz. Yani danışma olarak. Tam arkanızdaki panoda ahşap tahta bir yer var. Oraya da bizim haftalık programımızı koymayı düşünüyorum. Buraya öğrenciler pazartesi, salı, işte pazartesi 5-6'da ne var, işte salı 7-8'de ne var, nerede, yeri, saati ve neler yapılabilir. Buraya bir program koymayı düşünüyoruz. Programı buraya yüklemeyi düşünüyoruz. Yine şimdi burada bu binada şu derslik bir kişinin olabilir. Bu derslik bir kişinin olabilir. Ve o kişi şu panolara istediği şeyleri yükleyebilir. Kendisi seçecek. Beraber yükleyeceğiz.
öğrencilerle burada ders yapabilir. Buraya slaytlarını yükleyebilir. Buraya istediği videoyu yükleyebilir. Şu anda burada Rihanna'nın bir şarkısı olması lazım. Alt tarafta sözleri falan geçiyor. Browser'ı müsait olan bilgisayardan görebilir. Olmayanlar başka türlü görüyor. Onu da daha sonra anlatacağım. Burada hocam bir kişi... Bir soru soracağım ama. Evet. Şimdi biz hepimiz yabancıyız ya. Öğretmen evet. olarak mı katılacağız? Yoksa az önce şey de gördüm. Hilal Teacher falan. Hani o İngilizce öğretmeni rolündeydi galiba. Evet, o Türk İngilizce öğretmeni olacak. Sizler yabancısınız ama şu da var. Tabii ki biz hani ben de Türk İngilizce öğretmeni gibi olmak istiyorum diyen varsa içinizde, hani roleplay yapmak istemiyorum ben, Arjantinli rolü yapmak istemiyorum İngilizli İskandinav falan diyen varsa, onları da hani Türk İngilizce öğretmeni gibi o role devşirebiliriz, problem değil. Önemli olan sizin rahatınız. Hani derslik olarak deyince aklıma geldi, o yüzden sordum. Yani dersliklerde yabancılar da olabilir, yabancı öğretmenler de olabilir. Şuraya geçelim. Tamam o Buraya buyurun arkadaşlar hepiniz. E'ye basılı tutmadan tek bir sefer basarsanız zıplarsınız. Yön tuşuyla da ileri giderseniz zıplayarak gelirsiniz buraya. Birazcık vaktinizi alacak tabi burada. Hani hareket etmek falan benim için çok kolay artık ama sizin için biraz ilk olduğu için sıkıntılı olabilir. Şimdi burada duvarlarda gördüğünüz bütün resimler aslında bizim için materyal panosu. Yani buraya vocabulary listleri, vocabulary resimleri, işte değişik okuma parçaları vesaire yerleştirebiliriz. Yani resimlerin yerine biz tamamen İngilizce öğrenme materyallerini yerleştirebiliriz. Burası sadece size öyle örnek olsun diye resimler vesaire var. Yani açıkçası bu masalar, sandalyeler dekor gibi birazcık ev ortamında hissetsinler diye. Aslında dijital alanda bizim ne kadar oturma ihtiyacımız var yok ama işte birazcık gerçek hayata benzesin diye bir ortam. Bir de öğrenciler burada bir kampüs içerisinde, üniversite içerisindeymiş gibi şu baştaki programı bakıp navigation yapabiliyorlar, yürüyebiliyorlar, işte yönlerini buluyorlar. Bunlar onun için, onlar için eğlenceli oluyor. Dışarı çıkalım. Takip edin. Evet, burada size bir de deniz altındaki mekanı göstereyim. Ondan sonra sizi azat edeyim arkadaşlar. Hani daha doğrusu ben çıkayım. Siz istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Chloe içeride kaldı. Yine onu. Peki şimdi Chloe'yi buraya kim çağırabilir? Hani ben hep az önce ışınlama çağırıyorum hemen hocam. Haydi bakalım. Evet, süper. Bravo. Tamam, şimdi hocam, bir sorumuz olacak. Evet. Hocam. Evet.
Hocam bir soru var, Toronto. Şey hocam, şimdi Şenol arkadaşımız yeni geldi de, siz Tamam. buraya bizi, bu gruba bizi eklediniz değil mi? Evet. Ha, şimdi bu gruba dışarıdan ben Şenol arkadaşımı ekleyebilecek miyim? Yankı yaptı. Tekrarlarsan. Şimdi Şenol arkadaşınızı siz buradan çıktıktan sonra ben ekleyebilecek miyim? Ne için ekleyeceksin? Arkadaş listene mi? Tabii ki. Şu anda Peki. mesela Ha. şu anda siz hepiniz birbirinizi ekleyin. Sağ tıklayın birbirinizin üstüne. Sağ tıkladıktan sonra A iyi var. Anında ileti. Ona tıklayın veya ona tıklamayın. Yani doğrudan arkadaş ekle var. A'nın üstünde. Anladım. Yani Şimdi şey hepiniz için söylüyorsun. Bunu merak ettim. evet Bu hepiniz gruba bu... hepiniz şu anda birbirinizi ekleyin. Yani birbirinizden haberiniz olsun. Hepiniz birbirinizin üstüne sağ tıklayıp arkadaşı ekle yapın. Bana da gönderin istek. Yani hepimizin birbirinden haberi olsun, arkadaş listesinde olsun. Böylece daha kolay hani konuşabiliriz, irtibat kurabiliriz. Baldemar'dan Tamam geldi, kabul ettim. hocam. Herkes birbirinin üstüne sağ tıklayıp arkadaşı ekle yapsın. Tamamdır. Konuştuğunuz öğrenciler de sizleri eklemek isteyecektir. Siz onları ekleyebilirsiniz. Alessandro Moretti geldi. Bravo. Hocam ben de Bu yankılar neden oluyor acaba? Hani hoparlör mü mikrofona karışıyor? Hocam 3 kişi olduğumuz için. Ha. 3 kişi yan yana olunca hocam. Tamam. Hocam bence bir kural koyun. Herkes kulaklık takarak konuşsun. O da daha güzel tabii ki, yani mikrofonlu kulaklıklı herkes kendisi duyar, böyle dışarıya yankı oluyor. Neyse, önemli değil şimdilik, ilk günüm için problem değil. Şimdi şu denizaltı mekanını da size göstereyim. İnşallah bulabilirsem, burası ben de nereye yaptım şu anda. Burada havada uçabiliyoruz, deniz altında nefes alabiliyoruz. Dolayısıyla dalın yani suya, hiç problem değil, girin. Evet. Arkadaşlar şimdi burada da yine mobilyalar yerleştirebiliriz veya hani o tür hantal şeylere gerek yok denirse buraya duvarları yine istediğimiz materyalleri, işte bir takım şeyleri, objeleri koyup öğrencilere deniz altında ilginç bir ortam. Bakın mesela burada camdan dışarı bakarsanız balıklar falan koydum ben, böyle dönüp duruyorlar. Bir paslanmış bir kalıntı koydum. Onun içerisinden geçilebiliyor, oyun oynanabiliyor. Onun içerisinde böyle bir takım objeler gizleyebiliriz. Öğrencilere diyebiliriz ki işte find the ne olsun, işte find the flower falan gibi. İçinde mesela çiçek var onun. İsterseniz bir gidelim bakalım. Çiçek var mesela, bakın içeride.
İşte yani değişik türde objeler koyup o objede ne olabilir? Hani öğretmek istediğimiz kelime olabilir. Onları değişik yerlere gizleyebiliriz bu alan içerisinde. Çok büyük tabii de. Sadece bu bölgede gizleyebiliriz. Bütün alanda değil. Belirli bölgelere bazı objeler gizleyerek işte find the, işte şu, find the bu falan gibi. Böylece hem oyun oynayarak hem de kelime öğretmiş oluruz. Eğlenceli bir şekilde. Şimdi burada aynı zamanda başka bir şey daha var. Hocam çok hızlı koşuyorsun. Buraya yukarı gelin. Burada da işte büyük bir dönen bir küre, değişik bir durum var. Bu da yine colors vesaire öğretilebilir. Aynı zamanda bir ünite var planets diye. Gezegenler ünitesi var. Gezegenleri oluşturabiliriz. Yani böyle deniz altına bir yere değişik değişik boyutlarda böyle küreler yapabiliriz. İşte burası Mars, burası Venüs, burası Satürn falan gibi. Gezegenler ünitesiyle ilgili böyle deniz altında ilginç veya gökyüzünde de olabilir ama deniz altı daha buğulu, daha değişik. Böyle küreler yapıp oturabilirler. Yani planets ünitesi işlenebilir. Şimdi siz her şeyi tabii kendiniz sıfırdan oluşturmanız gerekmiyor. Ben size kitabın son 3 ünitesini vereceğim. O ünitelerdeki kelimelerle paralel olarak, konularla paralel olarak bir şeyler bulacağız. Zaten internette her şey dolu. Yani şimdi bu gökyüzünde bir platformumuz var. Deniz altında bu var. Yine planets ile ilgili bir yer oluşturacağız. İşte binalarımız var. Dışarıda bir bilgisayar laboratuvarımız var. Onu görmüşsünüzdür belki. Bir ev ortamı gibi bir yer var. Yine bir piknik ateşi kısmı var. Yani birer kişer kişi işte ben şurada olmak isterim. Şu bölgede hani bir şeyler yapmak isterim, buralarda bulmak isterim diyen varsa onları hem işte haftanın saatlerini ve günlerini belirleyip hem mekanlarını belirleyip herkesi bu alanlarda tutmayı düşünüyoruz. Şimdi bu deniz altından yükselelim, şöyle E'ye basılarak, basılı tutun E'ye, çıkalım buradan. Oturun arkadaşlar istediğiniz yere. Relax yazan konun önce C'ye basıp konu veya uçmayı durdurun deyin. Düşersiniz zaten direkt. Turuncu küple evet. C'ye bas Nita. Ateşte yanacak. Tamam. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hocam millet gökyüzünde kayboldu bence. Bakalım. Hocam uçuyorlar yukarıda ya. Uçuyorlarsa onları hemen ışınlama davet edin. Geliversinler buraya. Burada hiçbir zaman kimse kaybolmaz. Olmayanlara ışınlanı teklif ederseniz, öğrencilere de öyle.
Yani buraya gelirler. Yerinizden kalkmanız gerekmez. Şimdi mesela şu yukarıda uçan kim? Yanlışlıkla ışınlandım bir yere ya. Bulamadım sonra. Evet, otursun herkes. Bir kişi ayakta kalacak. Dışınlama gönderdim. Şimdi arkadaşlar, şöyle de bir durum var. Mesela bu ortamda istediğimiz gibi ayar değiştirebiliyorum ben. Mesela şu anda burayı sabaha karşı yapabilirim. Sabah saatleri veya öğlen saatleri. Şu anda tam öğle saati ayarında. Akşam saati yapabilirim. Biraz daha romantik istersek mesela bunu burayı akşam saati yapalım mesela. Gün batımı yapalım. Siz de şu anda değişti mi? Hayır hocam. Değişmedi mi? Otomatik olabiliyor. Gece olabiliyor. Gün batımı olabiliyor. Onu da kendimize işte üst menüden dünya tuşuna tıklayıp evet dünya oradan kendimiz değiştiriyoruz. Ha, güneş evet. Falan var güneşi. Evet. Gün ortası ayarlı benimki de. Gece yarısı yapayım. Veya gün batımı. Ha. Gün batımı güzel oldu. Tavsiye ederim. Nereden yapıyoruz onu? Yön tuşlarıyla bulunduğumuz bölgede sağ sol yapabilirsiniz. Dönebilirsiniz. Diğer avatarların yüzüne doğru odaklanabilirsiniz. Daha yakından görebilirsiniz. Hani bu böyle eğlenceli bir şey. Gece yarısı yaparsanız etraf kararır. Sadece ateşi görürsünüz. Sol tarafta tabi zıplayan yunuslarımız da var. Mike, dur ben kalkayım, sen gel otur buraya. Şöyle ben şöyle durayım. Toronto otursun. Burada da arkadaşlar ne olabilir? Yani bir speaking circle falan olabilir. Yani burada bir şeyler üzerine. Herkes birbirine bir soru. Şimdi burada nasıl kullanabilir? Şöyle, diyelim ki 3-4 tane öğrenciniz oldu. Bir speaking çalışması yapabilirsiniz. Diyeceksiniz ki herkes solundaki veya sağındakine bir soru sorsun. Mesela pratik yapalım. Şimdi Shane Claire'dan başlayalım. Sola doğru bir soru sor. Bu çok basit olabilir. Mesela what is your name? How are you? What's your favorite color? Falan çok basit sorular olabilir. Deneyelim mesela burada bunu. Shane Claire mesela başlasın. Nita Green'e soracak. Nita Green Rosa Elmanova'ya soracak. Devam edeceğiz öyle. Okay, how are you? Nita'nın mikrofonu yoksa o yazılı yazacak. Yani sohbet kısmını kendi sorusunu yazacak. Rosa Elmanova öyle devam edecek. Tabii ki cevap vererek. Yeah. Duyamıyordu hocam hiçbir. Mikrofonu biraz yaklaşın arkadaşlar. Ve yazın. I'm fine yazdı Nita. Gördüğünüz gibi. O şimdi sorusunu soruyor. How are you? Rosa Elmanova şimdi cevap verecek. O da sorusunu soracak Stefan'a. I'm fine, thank you. Çok güzel. How old are you? Güzel. Stefan. I am 22 years old. Güzel.
Now you ask. Şimdi Stefan sorsun Rodriguez'e. Where are you from, Rodriguez? Very good. I am from Argentina. Good. You ask your question. İsteyen sözlü sorabilir, isteyen sözlü cevap verebilir. Burada öğrencileri tabii ki kısıtlamadan isteyen yazılı, isteyen sözlü diye opsiyon tanıyabilirsiniz. What is your favorite color, Mike? Well, it's red. And who asked the question? Jeffro? Jeff Rodriguez? Jeff Rodriguez asked you. And you are going to ask to Chloe. Chloe. Say again, please. Okay, I can hear now. Okay, who is speaking? Definitely not to me. Mahmoud. Rodriguez. Yes. Rodriguez? I can't hear you. I am totally confused. Who asked me the question? Rodriguez asked you. Jeff Rodriguez. Yeah, I am Jeff. Oh, that's you. All right. Okay then. Well, my favorite color is red. Yeah. Okay, thank how you. How about Chloe? Yeah, thank you too. Chloe. She doesn't have a microphone, right? Ask your question so she can write. Okay. Chloe, what's your real name? Begüm. Nice to meet you. Yeah. Okay, Begüm. Chloe, now you ask your question to Baldemar Klok. Bu arada yazı yazarken avatarlarınız böyle animasyon şeklinde oluyor. Yani elleri klavyeye vuruyormuş gibi oluyor. Onu isterseniz kaldırabilirsiniz. Ama yazdığınız belli olsun diye tutabilirsiniz de. Öyle bir opsiyon var. What's your real name, Baldemar Kluk? I am Ibrahim. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Go on, ask your question. How are you? Lauren, can you hear me? Yes, I can. Very good. How are you? Thank you. I'm fine. Alessandro'ya soralım. Lauren soracak. Hilal soracak. Alessandro, who are you? I'm Alessandro diyebilirsin. Burada herkes tabii ki gerçek ismini söylemeyebilir. Ama merak ediyoruz hocam. Tanımıyoruz hiç kimseyi. Tamam. İşte işin güzelliği de orada. I'm Alessandro Orçağlar. Good. Son soruyu Rob Brook'a soracağız. Çok güzel bir soru. Evet. Very nice question. Alessandro, I know you know it. My favorite sport is football. Very good. Yani bunun gibi arkadaşlar, bu sadece burası bir speaking circle gibi düşüneceğiz. Yani öğrencilere daha farklı alıştırmalar da olabilir. Ama ben şimdi hani herkes sağındakine bir soru sorsun, o cevaplasın, diğerine sorsun falan gibi. Şimdi siz burada oyunlar da oynayabilirsiniz. Hani yandı falan yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bir konu belirledim. Colors. Şimdi herkes bir renk söylesin. Solundaki o renkle ilgili başka bir şey söylesin veya farklı bir renk söylesin gibi, böyle yani yaratıcılığınıza kalmış. Can we play football here? O birazcık zor. Burada arkadaşlar yine yan tarafta bir ev var. O evin içerisinde de materyaller koyabiliriz. Vocabulary listler koyabiliriz. Oradaki vocabulary listlerden sonra buraya gelip konuşma yapabilirsiniz. Veya oraya diyaloglar koyabilirsiniz. Duvarlara.
Onları önce bir okuduktan sonra öğrenciler, ondan sonra buraya gelip oturup bir şeyler konuşmayı deneyebilirsiniz. Bu ünite konusuyla ilgili. Burası da hani böyle bir yer. Hocam konuşurken de animasyon olarak konuşuyor görüyorsunuz. Evet, evet. O da öyle bir durum. Henüz en son aşamasına getirmedim ben bu alanı ama yani yapabildiklerim şu an için bunlar. İleride bir piknik alanı daha var. Böyle bir değişik bir romantik salınacak gibi bir şey var. Öğrencilerin oynaması için onlar. Değişik türde hayvanlar var. Which animals? Nasıl? Romantik alanlarda görünce kızalım diyorum. Lise ya, ya. Öğrenciler oynayabilirler yani böyle şey yapabilirler. Which animals can you see in this area falan diye veya find the octopus falan gibi şeyler, find the white rabbits falan gibi tasklar verebilirsiniz. Burada beyaz tavşanlar var, ne bileyim havuç var. Find this falan gibi. Şunu bul, onu bul gibi şeyler verebilirsiniz. Hocam bir soru. Evet. Gerçek resimlerimizi koyabileceğimiz bir yer var mı? En azından sağ tıklayıp görsek. Gerçek resimlerinizi. Evet. Gerçek resimlerinizi profillerinize koyabilirsiniz. Benim şu anda profilimde tavşan Bugs Bunny var. Ama yabancı olmadığımız anlarlar ama ya. İşte o yüzden hani yani belki bir sır olarak kalabilirsiniz yani biraz birkaç hafta. Daha sonra yani bir... Ama bu mümkün tabii yani. İşte şimdi şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı eklediniz ya, oraya onlara arkadaş listenizden bir ayrıntı ekleyebilirsiniz. Bu şudur, bu budur diye. Evet, ayrıntı olarak çok iyi. Zamanla zaten herkes birbirini tanır hocam ya. Evet. Şimdi arkadaşlar, 2 hafta 3 haftayı alır yani. Mike Sullivan'ın sesi az geliyor. Evet, herhalde mikrofona uzak. Şimdi şunu da söyleyeyim. Sadece öğrencilerle konuşmayacaksınız. Buradaki amaç öğrenciler, milli eğitimdeki öğrenciler bu projenin bir tarafı. Diğer tarafı tamamen kendi bölümümüzdeki öğrenciler. Çünkü biz şimdi ileride bunu Avrupa Birliği projesi yaparsak üniversite öğrencileri aralarında nasıl iletişim kuruyor falan, onlara da bakmamız lazım. Burada aranızda da sık sık sözlü veya yazılı iletişim kurabilirsiniz. O yazıştığınız dosyalar hani kaydedilecek ya bilgisayara, masa üstüne ayarladık. Siz isterseniz başka bir klasör verebilirsiniz. O dosyaları karşılıklı check edelim. Mesela Rosa Elminova'daki dosya Rob Brook'ta da olması gerekir. Birebir aynı, böyle transkriptleri, speaking yani konuşma transkriptleri olması lazım. Karşılaştırma yapabilir, eğer konuştuysalar karşılıklı. Kim kiminle konuştuysa aynı konuşmalar ikisinde de bilgisayarlarında kayıtlı olması lazım. O konuşmalar hani hafta içerisinde kim kiminle ne kadar konuştu, ne zaman bulundu burada, onları görebilmeniz lazım. Bunları tabii ben de ara ara gelip de her zaman kontrol edebiliyorum. Bu alanda kim ne zaman hangi saatte girmiş onu görebiliyoruz. Ama bu tür konuşmaları sizin dosyalarınıza koyacağız ki şeyler, hocalarınız hani neler yapıyor bu öğrenciler diye, topluma hizmet uygulamaları hocalarınız görsünler diye. Loren bu arada hocam dedi. Hocam şimdi blogları ben kontrol ettim de orada bu benim mesela şu an sağ üstte 1:46 PM yazıyor. Bu saatler görünüyor. Gerçekten hangi saatte olduğumuzu pek bilemiyoruz yani. Bu 1:46 Second Life zamanı. Büyük ihtimalle San Francisco'ya göre ayarlanıyor. Zaten onu 8 saat geç çekersek bize denk gelir. Peki, teşekkürler. Öyle düşünüyorum. Hani onu yapacağız, ayarlayacağız. Problem değil. Herkes bu konuşma transkriptlerini şu anda bilgisayarlarında görebiliyor mu? Onu kontrol etsin, baksın yani daha sonra çıktıktan sonra. Kim kiminle yazıştıysa, evet, kim kiminle yazıştıysa o yazışmaların kayıtları olması gerekir bilgisayarlarınızda. Hangi klasöre nereye verdiyseniz, ben masaüstü söyledim ama başka bir yere yönlendirebilirsiniz. Oraya doğrudan kayıt
yapıyor. Herkes de vardır. Bu akşam için hani benim şu anda başka size söyleyeceğim bir şey yok. Hocam kod gibi görünüyor hepsi ya. Evet. Başka. İleride bir piknik alanı daha var. Orada böyle güzel kuş sesleri falan geliyor. Hani ateş etrafında. Bir çadır gibi bir yer var böyle. Orası da bir yer. Burası bir yer. Binaların içerisi bir yer. Bu arada siz gözünüze kestirin bazı yerleri. Şu bilgisayar laboratuvarı var. Ondan sonra onun yanında bir bina daha var. Böyle yazlık ev gibi yani. Orada masa falan var. Hani şu bölgelere ben materyallerimi şuraya dizip şuralarda aktiviteler yapmak isterim dediğiniz yerleri gözlerinize kestirin. Şimdiden onları şey yaparız. Daha sonra ayarlarız. Ama tabii ki herkes ille de belli bir noktada bulunacak diye bir şey yok. Burada herkes mobil olacak. Önemli olan işte bu alanda mümkün olduğu kadar çok kişinin olması ki öğrenciler girdiği zaman diyelim ki 3-4 tane öğrenci birden girdi. Tek bir kişiyle karşılaşmak başka, 4-5 kişiyle karşılaşmak başka. Hocam bir soru. Biraz yüksek sesli olabilir mi? Hocam mikrofon neredeyse ağzıma sokacağım. Geliyor mu sesim? Tamam geliyor. Hocam şimdi sesli sohbetlerin o zaman delili olmayacak. Biz ne kadar yazışalım? Konuşmalarımızı yazışmada mı tutalım, sözlüde mi tutalım? Sizin sözlü konuşmalarınız sistem tarafından benim bilgisayarlarımda kayıt altına alınacak. Bu şu anda konuşulanların hepsi kayıt altına alınıyor. İlk başta girdiğimizden beri neler konuştuysak, ne söylediysek hepsini ben kaydediyorum. Hani peki bu öğrencilerimizle belli bir miktarda yazışma yapmalıyız gibi bir şart var mı? Öyle belli bir miktar yok. Hani çünkü bazen öğrenci konuşmak istemeyebilir. Bazen internet kopabilir. Bazen erken çıkar. Bazen biraz ketum olabilir. Siz birazcık onları zorlayacaksınız. Mümkün olduğu kadar basit ama çok soruyla. Birazcık da sabırlı olarak. Yani evet. Mümkün olduğu kadar diyelim ki bir saat belirlediyseniz bugün burada bulunmak. Bir saat içerisinde mümkün olduğu kadar işte. İki saat belirlediyseniz iki saat içerisinde mümkün olduğu kadar. Burada yani çok fazla şey değil yani öyle katı bir durumumuz yok. Pilot bir çalışma yapıyoruz. Biz bizeyiz. Şimdi hani çok fazla kişi de gelmedi zaten. Aslında uzak bir yerlere ne bileyim değişik türde projelerle ilgilenip de saçma şeyler yapmaktansa bence böyle bir yerde en azından teknolojiyi birazcık daha fazla hissetmek. Böyle ortamlarda eğitim nasıl yapılır? O tür özelliklerin, skilllerin insanların geliştirmesi. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil yani. Bence faydalı bir durum olurdu. Ama bu projede sizler yer aldınız. Bence sizler de ilk öğretimdeki öğrenciler de faydalanacaktır. İyi olacaktır diye düşünüyorum. Hocam süper bir şey. Şu an 3 arkadaş yan yana çalışıyoruz. 3 ayrı hesaptan. Bu Stephen bizimle, Şeyhan bizimle. Çok sevdik, çok beğendik. İnşallah sizin yönlendirmenizle faydalı bir şeye çevireceğiz bunu. Çok memnun oldum. Yani bunu dediğim gibi şimdi burada çalıştığım insanlarla da ileride iletişimde bulunmak isterim. İşte ola ki bir Avrupa Birliği projesi olursa hani bu yurt dışına gidip gelmeler, Avrupalılarla buluşmalar hem dijital ortamda hem birebir kongre ortamlarında filan. Bu tür yerlerde de belki sizinle bağlantıya geçersek yine böyle ileride çalıştığınız kurumlarla ortak projeler falan yapabiliriz. Hem sizin dünyanız gelişir hem böyle yeni şeyleri belki de kurumlarınıza tanıtırsınız. Başka türlü olur. Her türlü bir katkı olur yani. Gelecek teknolojiye gebe yani. Hocam sadece topluma hizmet dersi bu süresince mi burada olacağız? Sonra istersek devam edebilir miyiz? Sizler isterseniz devam edebilirsiniz. Sonuçta akses listesiniz. Çıkarmayacağım hiçbir şekilde. Bu alanı şimdi üniversite bana kısıtlı bir bütçe verdi. Hani 14.500 liralık bir bütçe verdi. Bu parayla ancak bu kadar şeyler yapılabiliyor ve kısıtlı. Bir yıllık aldım ben bu alanı. Gelecek sene burayı ben tutabilir miyim, tutamaz mıyım onu bilemiyorum. Ama burada Second Life'da bu alanın dışında inanılmaz alanlar var. Müthiş dünyalar var. Çok daha güzel yerler var. Bazı üniversitelerin kampüsleri var. Ondan sonra alışveriş mekanları var.
Değişik değişik böyle karlı yerler var. Çok büyük bir dünya. İstemediğimiz, belki zarar verebilecek yerler de var. Böyle pornografi içerikli veya ne bileyim insanları dolandırabilecek şekilde veya hoş olmayacak şekilde. O tür ortamlar da çok var. Biz bu ortamın eğitim amaçlı uygulamasını araştırıyoruz şu anda. Ama bu çok büyük bir dünya. Siz buraya giremezseniz bile, yani geleceksine kapanırsa bu alan, çok başka alanlar da var. Ki mesela bir tane alan var, adam Japonya'da yine İngilizce öğretimi için ve Japonca öğretimi için böyle bir ada kurmuş. Orada paralı İngilizce dersi veriyor. Amerikalı. Onu da mesela o alanı da ileriki günlerde ziyaret edebiliriz. Başka böyle ben seçtiğim, güzel beğendiğim yerlere sizi çağırıp bir tur yapabiliriz. Hani Avrupa turu yapar gibi Second Life turu, böyle değişik yerler görebilirsiniz. Mekanlar görebilirsiniz. Çok eğlenceli, büyük. Çok büyük bir yer burası. Sadece bu gördüğünüz kadar değil. Hocam aslında yabancı kişiler bulup burada hani gerçekçi olması manasıyla yabancı arkadaşlarımızı da davet edebiliriz buraya aslında. İşte yani ben aslında yabancılarla sürekli burada iletişim kuruyorum. Fakat bu proje için şimdi 7. sınıf öğrencilerinin velileri tedirgin. Hani şimdi yabancılar girer, neler konuşurlar onlar orada. Ondan sonra nasıl giyinirler, ne bileyim avatarları uygunsuz bir şekilde olur mu? Ki bunlar da mümkün burada. Ondan tedirgin oldukları için sınırlı bir dünya yaptık. Dedik ki girenler çıkanlar belli olsun şu an için, bu pilot çalışma için. O yüzden böyle yani. Ama siz tabii ki o değişik yerlerde yabancılarla iletişim kurabilirsiniz. 1 milyon kullanıcısı var bu Second Life'in. Bütün dünyada. Böyle arkadaşlar, hani başka söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam, teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir fikir sahibi olmuşsunuzdur en azından. İşte dijital alanda bir şekilde İngilizce öğretimi yapmaya çalışacağız. Materyal yükleyeceğiz. Ben size kitabın 3 ünitesini vereceğim. O 3 ünitedeki konulara odaklanacaksınız yani. Temel itibariyle ve burada şeyler yapacaksınız. Chat yapacaksınız. Rica ederim. Yarın bütün materyalleri o zaman Word veya PowerPoint üzerinden yapacağız değil mi hocam? Evet. Bütün materyaller Word, PowerPoint ve JPEG veya PNG, yani resim olarak. Ondan sonra buraya yükleyeceğiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Facebook sayfamız var. O Facebook sayfasına ben mesela şu andaki bu görüntüyü bilgisayarıma print screen yapıyorum. Kaydedeceğim. Daha sonra Facebook sayfasına yükleyeceğim. O Facebook sayfasını beğenirseniz oradan da istediğiniz resimleri, öğrencilerle yaptığınız aktivite resimlerini oraya istediğiniz şekilde yükleyebilirsiniz. Onu da daha sonra hani bildiririm ben size. Hocam bir selfie çekelim hadi. Ben çektim şu anda. Bu resmi şu anda şey yaparım, göndereceğim yani. Facebook'a yükleyeceğim. Hep bir araya gelelim, öyle çekilelim. O da olabilir tabii. Böyle hepimiz bir arada bir resim çekebiliriz. Tamam arkadaşlar, teşekkür ederim. Ben çıkıyorum. Siz de istediğiniz gibi konuşup veya çıkabilirsiniz veya istediğinizi yapabilirsiniz. Bu akşam için teşekkürler. Teşekkürler hocam, sağ olun. İyi akşamlar herkese. Arkadaşlar gelin bir fotoğraf çekilelim. Gençler, hamsa maçı var. Beyler, uzaklaşmayın bir yere. Hamsa maçı yapalım.